Maraş'ın Bazarcık ilçesinde meydana gelen depremin üzerinden 2 gün geçti. Dilok'tan aktarıyoruz. Dilok'ta kent merkezinde 11 bina enkaz altında kalırken en büyük hasarı da Nurdağ ve İslahiye ilçesi görüldü. Dün İslahiye ilçesinde gittik. İlçe yolları, otoyollar, otobanlar hepsi çatlamıştı. Yol güzergahları değişmiş. İlçede ise tamamen iki binadan birinin enkazı yerinde duruyordu. Arama kurtarma çalışmaları yetersiz. Sık sık cenazeler enkaz altından çıkarılıyordu. İslahiye'de herhangi bir çalışma yerine getirilmedi. Yine aynı şekilde Nurdağ'ında da benzer durum söz konusu. Arama kurtarma ekipleri 20 saat sonra ilçelere gelmesine rağmen sayı yeterli değil. Enkazın büyüklüğünden kaynaklı şu ana kadar 533 binanın yıkıldığı, 200'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği Dilok'ta insanlar yine barınmak için parklarda, yol kenarlarında, boş meydanlarda ya da araçlarında gününü geçiriyor. Kentte en büyük sorunların başında yakıt, su ve elektriğin olmayışı geliyor. Dilok'tan şu an aktaracaklarımız bu kadar. Ve şu an Meriç'teyiz. Maraş Pazar Merkezi depremin en yoğun hissedildiği kentlerden biri. Şu an Meriç Merkezi'de biz enkazın önündeyiz. Afat çalışmaları merkezde çok eksik ve yetersiz bir şekilde yürütülüyor. Yüzlerce enkaz var fakat sadece birkaç binada afat çalışmaları yürütülüyor. Diğerleri yarıda bırakılmış veyahut terk edilmiş durumda. Meriç'teki en büyük sorun köy yollarının ulaşıma kapatılması. Birçok köyde şu an henüz yardım bitmiş değil, afet çalışmaları başlatılmış değil, gıda, kıyafet ve çadır sorunları mevcut. Burada şu an halk kent merkezinde kendi imkanlarıyla çadırlarını kurmuş. Birçok yurttaş ise çadırları olmaksızın enkazların önünde yakınlarını beklemeye devam ediyor. Meriç'ten sonra geleceğimiz şu olabilir ki, özellikle buradaki halk devletin hiçbir şekilde yardım eli uzatmadığını düşünüyor ve kaderine terk edilmiş bir durumda şu an devleti. Bizim de şimdi bu kadar aktarıyoruz. Merhaba değerli izleyiciler, ben Azat Altay Mezopotamya Ajansı'ndan. Gazeteci arkadaşım Abdurrahman Gök ile birlikte depremin merkez üssü olan Maraş'ın Pazarcık ilçesinden bildiriyoruz. İlk deprem ve sonrasında yaşanan artçı depremler nedeniyle kentte hasar görmeyen tek bir bina kalmadı. Onlarca hatta yüzlerce binanın şu an yıkıldığını söyleyebiliriz. Enkaz altında çok sayıda insan var. Şimdiye kadar edindiğimiz bilgilere göre 100'ün üzerinde yaşamını yitiren insan var ve yüzlerce kişi yaralı bir halde. İnsanlar yaşamını yitiren yakınlarını hastanelerde teşhis etmeye başladı. Bunun yanı sıra kentte yoğun soğuk bir hava var. Soğuk bir havadan kaynaklı insanlar zor günler geçiriyor. 3 gecedir insanlar sokakta, kimisi ateş yaktıkları ateş başında ısınmaya çalışıp sabahlıyor. Kimi insanlar araçlarında, kimileri de brandalarla kapattıkları kamyon kasalarında yaşamlarını sürdürüyorlar. Tek bir talebi var insanların. O da başlarını sokabilecek bir çadır, ısınabilecekleri bir battaniye. Semsur yani Adıyaman'dayız. Burası merkez ilçesi. Karapınar Mahallesi, Karapınar Caddesi üzerindeyiz. Arkamızda gördüğünüz enkaz gibi burada yüzlercesi var. Burada yine sıralı bir şekilde enkazlar bulunuyor. Bu enkazların altından bugün depremin 3. günü olmasına rağmen halen sesler geliyor. Kurtarma çalışmaları yeterince yok. Gelen kısmi ekipler ve yurttaşlar kendi imkanlarıyla çalışmalarını yürütmeye çalışıyorlar. Yine dışarıdan başka kentlerden gönderilen yardım malzemeleri, pinçler var. Onlar aracılığıyla çalışmalar yapılıyor. Cenazeler hastane koridorlarında, okullarda bekletiliyor. Açıkçası Adıyaman'da halen beklenen düzeyde bir çalışma başlatılmış değil.
Yine burada elektrik yok. Halen elektrikler verilmemiş durumda. Çünkü şehrin binalarının %99'a yakını hasarlı durumda. Belki 500'e yakın yıkıntı, enkaz durumunda olan bina var. Binaların altında 2000'in üzerinde insan olduğu tahmin ediliyor. Dediğim gibi 3. gün olmasına rağmen halen enkazların altından yardım çağrıları yükseliyor. İnsanlar burada yardım ediyor. Şu an adı yanında bunları bildirebiliriz. Naha Amrısal Süleyman, Tafa Karapınar ile Naha Ucidi Pişli Medre ile Avahi Giştili bile ketine karabine o veci mulak bende. Naha Amri bin Avahiya gözde sitesine hep Avahiya ani de bloke o şeşkati bu her blokeyi biz de çar daire dedehene yani çilo haç daire de bir dene. İşte bu mecburi hin diye hep hem mulak gişt nabavya enkaz edene. İlo loja alheci loja siyemin ele bele hayani naha ne afat ne je sazı gidin ne atı kuvadan ne kha millet ne böyle bu bu derfet ne kha birinden ne var burada kiriye kudar kha ne böyle naha kavat avajı kajaye işte o da işte o bir de parki bu sa vinci kepçe je bajare nezik gel şan diye o bu ev birinden de kuvazın derken ne böyle lesem süre hazaran kes naha da bine avahiyya diye ev avahiyya ne yek minat ipiye her kolani de seçen hep avahiyye kumusa ketme erdi heyye. Lebele hayani naha Ali devleti Ali Kari ki o cümuyu garantine kitti kestine. Lebele heci ceylan tine, av tine, fuarın tine, millet lebe sakın mı? Bir şey, bir şey der vardım yine bir şey. O roja kumusa darbazdike. Ev kese kucu bir erdi heci helas bu veci. Veci bir çiğne o tribuni cüve sakın mı veci yana kuzdesinde. Demir des gele Ali Kari ki böyle ve bacaklar.